Osmanlı Devleti Kocaeli Sancağı'nda kuruldu. Antik çağdan günümüze imparatorluklara başkentlik yapan Kocaeli bölgesi tarih boyu hep önemini korumuş. İslam orduları İstanbul'u fete gelirken Kocaeli bölgesinden geçmişler. Selçuklular Malazgirt zaferinden hemen sonra İzni'yi fethederek başkent yapmaları Türk İslam medeniyeti tarihinde Kocaeli bölgesinin önemini göstermiş. Vakıflar medeniyeti tarihimizde Osmanlı'nın Kaptanpaşa Paşa Eyaletine bağlı Kocaeli Sancağı önemli bir yere sahiptir. Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik eden Kocaeli Sancağı'nın merkezi İzmit, sancağa bağlı kaza merkezleri Kandıra, Şile, Gebze, Üsküdar, Beykoz, İznik, Yalova, Orhan Gazi, Adapazarı Taraklı ve Gey ve Kazalarından oluşan adı gibi koca bir ildir. Kocaeli sancağının idari sınırları bugünkü Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeriyle Bursa'nın İznik ve Orhan Gazi, İstanbul'un Anadolu yakasındaki başta Üsküdar, Kartal, Beykoz ve Şile ilçeleri olmak üzere tüm bölge ve ilçeleri kapsayan geniş bir alandı. Profesör Doktor Halil İnanc'a göre 1302 yılında Yalakabad Koyunhisar Kalesi'nin fethiyle Osmanlı Devletinin kuruluşuna beşiklik eden Kocaeli sancağı, 1329'da Gebze Eski Kalesi ile Darıca arasında yapılan tarihi Palekanon Savaşıyla Bizans İmparatorluğu ordusunu yenerek Osmanlı Kocaeli bölgesinde dünya devleti haline gelmiştir. Bu savaşta Bizans İmparatoru Darıca Bayramoğlu Yelkenkaya önündeki iskeleden İstanbul'a kaçarak canını zor kurtarmıştır. Kocaeli yolların kavşak noktası sahillerindeki liman ve tersanelerle Osmanlı'nın gelişip büyümesinde çok önemli rol oynadı. Başta sultanlar, vezirler ve devlet adamları olmak üzere hayırseverlerin fethedilen yerlerde kurduğu vakıflar Osmanlı'yı bu coğrafyada kalıcı hale getirdi. Osmanlı vakıf medeniyetini incelediğimizde Kocaeli sancağındaki kurulan vakıflar kale, köprü, su yolu, çeşme, saray, köşk, han, hamam, kervansaray, kütüphane, hastane, cami, mektep ve medrese gibi asırlara meydan okuyan mimari eserler İnsanlığın ortak mirası ve hafızası olarak kocaeli sancağına değer kazandırmışlardır.